Dostlarım, hepinize iyi videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir taktikten bahsetmek istiyorum size. Bir yarışmacı taktiğinden bahsetmek istiyorum. Ya ben kanalımda olabildiğince beslenme ile ilgili, yarışla ilgili, kendi yaptıklarımla ilgili, eğlenceli olan, eğlenceli olmayan. İşte yarışçılar nasıl takılır, şimdi neler yapar, hangi dönemlerde neler yapar, son gecelerde neler yapılır. Bunları size birazcık bahsetmek istiyorum, öğretmek istiyorum. Belki hiçbir zaman yapmayacaksınız. Belki yarış hayaliniz var. Hani bir aklınızda olsun, eğitmeniz size, antrenörünüz size bunu yapacağım dediğinde ya siktir, buna olan olmayın böyle hani. Aa, annenin videosunda görmüştüm deyin. Şimdi bir taktikten bahsedeceğim size. Bu taktik nedir? Bu taktik soğuk duş dostlarım. Yani yarışçılar artık son su atımı döneminde. Artık her şey bitti yani son gece. Sadece su atmaya odaklandığı zaman da soğuk duşlar alır. Buz gibi duşlar alır. Bunun süreleri çok farklıdır. Kişinin formuna göre değişir. Ben kendiminkinden bahsedeyim. Ben 1 saat aralıklarla 15-20 dakika soğuk duş alıyorum. Buz gibi ama gerçekten ne kadar soğuk dayanabilirsiniz o kadar iyi. Çünkü vücut ısısını ne kadar düşük tutarsanız o kadar daha çişiniz geliyor. Açık söyleyeyim, çişiniz geliyor ve olay aslında çişinin gelmesini sağlamak. Ve mesela diyelim oturuyorsun, çişin geldi, bir damla yani hissediyorsun. Belki de işe yemeyeceksin ama onu hemen gidip işemen lazım. Hemen gibi şey, su atımı, su atımı, su atımı, daha çok su atımı, daha çok su atımı yapman lazım. Bu arada şeyden bahsedeyim size, neden su yüklüyoruz, neden suyu kesiyoruz, ondan size bahsedeyim. Şimdi vücut çok akıllı. Biz su içmesek eğer, baştan beri su içmesek vücut su tutar. Der ki ulan dışarıdan su gelmiyor anasını satayım. Ben vücuttaki suyu asla dışarı atmayayım ki bana lazım olacak. Ama siz çok fazla su içerseniz, gün gün ve uzun sürede arttırırsanız İşte 5 litre, 6 litre, 7 litre, 8 litre, 9 litre, yarışmanın son günleri 10 litre, 11, 12 litre, forma göre 15 litreye arttırırsanız vücut diyecek ki oha o kadar çok geliyor ki su, hemen dışarı at abi, dışarı at abi, dışarı at abi. İşte birkaç hafta zaten yüklemişsiniz, dışarı atıyor, dışarı atıyor, dışarı atıyor suyu ve siz en son gün kestiğiniz zaman vücut suyu dışarı atmaya devam ediyor. Dışarı atıyor ve vücutta su kalmıyor. İşte son o rütuşlarda artık soğuk duş attırmak, vücudun ısısını düşük tutmak, yani vücudu soğuk tutmak, sonra işte olabildiğince su atımı sağlamak, başka şekiller işte yükleme yaparak, sonra ne bileyim soğuk duş alarak, yükleme yaparak son suyu atıp forma, yani yarışmacı formuna hazır olmaya çalışıyorlar. Şimdi ben de duş alacağım, soğuk duş alacağım bir tane. Umarım açıklayabilmişimdir. Bu dondurma yapanlar var biliyorsunuz. Dondurma yiyenler de, yükleme sırasında dondurma yiyenler de, dondurmanın tabii şekerli olmasını hesap ediyorlar ama çok daha fazlası, zaten kısa sürede dondurma yiyorlar. Vücudun içini de dışını da soğuk tutup olabildiğince su atmak. Tamamen kupkuru kalmak. Dondurmanın asıl olayı aslında o. Şimdi biz duşa girelim. Karnım da ağrıyor var ya, hasta olacağım galiba da. Yapacak bir şey yok. Son gün abi. Dayanma anne. Evet. Hadi bakalım. Ah.
Dostlarım. Şu videoyu bitireyim, ben duş almaya devam edeceğim. 10-15 dakika almam lazım ama düşündüm hani 10-15 dakika boyunca mal mal size bunu izletirsem yani gerek olmaz, gereksiz bir şey. Dediğim gibi bunu da öğrenmiş oldunuz. Neden yaparlar? Niçin yaparlar? Nasıl yaparlar? Öğrenmiş oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanni Yıldırım açıklamalar kısmında yazıyor zaten.